Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Lütfi Kırdar Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Opel sağlık ürünlerine konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Fatih Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyoruz. Fuarın sağ olun. İkinci günü bugün. Bizleri de burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk efendim tekrar. Fatih Bey, ben burada firmamızdan ve yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Fatih Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Biz 98 yılında Opal Sağlık Ürünleri olarak hastanelere tek kullanımlık ameliyat önlükleri ve örtüleri imalatı yapmak üzere kurulmuş bir şirketiz. Evet. 2000 yılından itibaren güzellik sektöründe de benzer ihtiyaçları görüp güzellik salonları, kuaförler, spalar vesaire için yine tek kullanımlık giysi ve örtü gruplarının imalatını yapıyoruz. Evet. Bu 19. yılımız şirket olarak. 20 yıldır da bir geçmiş var sektörde. Bu sektörde de 17. yılımız. 17. yılımız. Aslında burada önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. Kriterleriniz vardır mutlaka Fatih Bey. Olmazsa olmazlar. Neler bunlar? Biraz aslında sektör şekillendiriyor tabii bu olmazsa olmazları. Böyle bir tecrübe olunca yıllar içinde eğriyi doğruyu çok daha iyi görebiliyoruz. Çok şükür. Bu kadar uzun yıllar boyunca bizimle çalışan müşterilerimiz oldu. Evet. Onların ihtiyaçlarına yönelik cevap vermeye çalıştık. Aslında yaptığımız şey basit gibi görünmekle birlikte hijyen açısından özellikle sektörün ciddi bir ihtiyacı. Sağlık ve, yani. Tabii. Ve gördüğüm kadarıyla da sektörde bizim kadar kapsamlı bu işi yapan kimse yok. Yani değişik ürün gruplarında üretim yapanlar tabii ki var. Ama bu kadar çok ürün çeşidiyle komple bir hizmet veren kimse yok gibi görüyorum. Evet, ya bu da siz aslında diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi diyebiliriz, evet, değil mi? Evet. Hizmet ticaret anlayışıyla hareket ediyorsunuz. Ya. Önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz burada. Doğru. Fuar nasıl geçiyor sizin için ikinci gün? Dün gayet hareketliydi. Evet, İlk gün aslında o kadar hareket beklemiyordum. Fena evet. Gitmedi. Dün iyiydi. Evet. Bugün de bakalım göreceğiz ikinci günü. Tabii ki daha sonraki dönemlerde de belli olacak. Fuarın dönüşleri tabii fuarın özellikle. Dönüşü önümüzdeki haftalarda, aylarda daha çok belli olacak. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman irili ufaklı bazı sıkıntılar da var. Hani şüphesiz. Sektördeki sıkıntılar neler? Sizce neler olmalı? Mutlaka her sektörde olduğu gibi ekonominin yansıması vesaire gibi sıkıntılarımız var. Evet. Bana sorarsanız esas eksiklik yetişmiş eleman eksikliği. Aslında her sektörde var değil mi artık? Hani eski tabirle çıraklık bitti. Evet evet artık maalesef herkes her işi yapabiliyor. Bir evet. Öğrenme süreci, çıraklık süreci dediğiniz gibi pek evet. Gerekmiyor bitti artık. Bitti artık onlar. Belki son jenerasyonlar sizlersiniz. Değil mi? Bu da aslında bizim adımıza çok üzücü bir durum. Yani bu konuyla alakalı bir kurslar, bir seminerler yapılabilir. Değil mi? Evet, aslında bir takım çalışmalar da var ama sanıyorum yeterli değil. Evet, peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi Fatih Bey? Biz bütün Türkiye'ye, Kıbrıs'a ürünlerimizi satıyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul. Evet. Bir de biz imalat, üretim yapıyoruz ama aslında yaptığımız şey sadece ürünü sunmak değil, başka bir hizmetimiz daha var. Buyurun. Biz bu ürünleri müşterilerin ayağına götürüyoruz. Özellikle İstanbul içinde belli servis günlerimiz var. Bizim müşterimiz bilir ki, örneğin Avrupa yakasında pazartesi ve çarşamba günleridir servis günümüz. Anadolu yakasında salı ve cumadır. Müşterimiz bilir ki o günden önce verdiği sipariş gününde ona ulaşacaktır. Evet, yani illa sizin yerinize gelmesine gerek yok. Biz servis yapıyoruz, götürüyoruz, teslim ediyoruz. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? İstediğiniz noktada mısınız? Tabii ki her zaman daha iyisi var.
Ama çok şükür halimize istediğimiz noktadayız diyebiliriz. Evet. Tabii burada ticaret yapıyoruz, amaç para kazanmak, ama onun ötesinde olaya şöyle bakıyorum. Müşterilerimiz bize iyi bir firmadır, dürüst bir insandır, işini düzgün yapar derse bizim esas mutluluğumuz olur. Ya aslında bunlar çok ince çizgiler. Dürüstlük diyebiliriz aslında bu noktada ve yapılan işin arkasında da durmak diyebiliriz. Evet. Evet. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Fatih Bey? Sevenleri, ziyaret eden katılımcılarınıza? Bugüne kadar bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz efendim. Bir kere herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olduk. Ekran başındaki izleyicilerimize de. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Lütfü Kırdar Fuar Merkezi'nden seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Opel sağlık ürünlerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.